Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'izil qurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bagyi ya'idhukum la'allakum tezekkerun. Elhamdülillahi As-salatu ve-selamu ala Resulillahi amma ba'du. Muhterem aziz mihmanlar, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah'a hamd olsun. Yaratgan Rabbimizge şükranelerimiz olsun. Bu hamd sözü uluğlamak, mutlak maqtamoq degan ma'nolarga to'g'ri keladi. Hamd, hamd degani mutlaq ulug'lash, mutlaq maqtash. Ko'rmaysizmi azizlar? Shundoq bir muqaddas buyuk kalom alhamdu lillahi deb boshlanishini Allohga dur hamdu sano, Allohga xos hamdu sano. Masalan, birovdan bir yaxshilik ko'rganingizda tashakkur, minnatdorman, rahmat, yana bir qancha atamalar. Lekin sizga hamd bo'lsin deb bo'lmaydi. U mutlaq maqtov bu. Qiziq tomonlari. Kalimatani khafifatani alal lisani wa habibatani alal rahmani وَثَقِيلَتَانِ عَلَى الْمِيزَانِ deyip durup سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ Ya ki şimdi okşar. Manası. İki de söz var. Allah yoktiradı şunu. İki de söz ne? İki de söz var. Kıyamette tarazuda, sevap tarazunu köp basadı. İki de söz var. Tilge ansan. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ Subhanallahil azim. Aytilmoqchi ki, muhtaram azizlar, Allohimni berayotgan ne'matlarga hamd aytishlik, Alloh tabarak va taoloni berayotgan ko'rsatayotgan ne'matlarga, kunlarga sano o'qishlik, buni o'zi mu'minlik ekan. Allohim, berayotgan ne'matingga shukr keltirishni nasib etgin. Hamdlar, sanolarni tillarimiz, qalblarimizga jo qilib qo'ygin. Olmazga ilaç yok iken, ketmezlikni imkanı yok iken, oşal hakikatini karşısında Allah'ım, gevheri imanımızını birgin. Saniyen Hazreti Peygamberimiz, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemge, durudu salavat ve salamlarımız olsun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim ve mâ yentıku. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Peygamber nut kılseler havadan gebirmezler. Ne ki nut kılseler Allah'ın vahiyden eytediler. Manası. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerine itibar verip dursanız. Birinciden. Hazreti Peygamberimizin tüzgen cümleleri gramatik cihetiden. Gramatik cihetiden, yana mantık cihetiden, retorika deydi, balagi cihetiden aynan en yukarı derecede tuzulgan. Gel şundaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okşını yazışını bilmegelleri bu hakikat bu. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de yazış okş bomagan onu ama biledi onu. Onda kayırdan buna kadar büyük cümleler. Bu bir ikincisi. Hazreti Peygamberimizin aytgan hadislerinin manası onun mahiyetine hali birer de adamda itiraz tuğulgan emas. Tuğulmaydı hem çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bayan etiyetken hakikatleri adamın ruhi hakikatleri bilen çember çastır. Bitti mi sual keltiremiz? Oldingi yil xuddi shunaqa paytda karantin boshlanishidan ilgari Toshkentda bir aqiqa marosimi bo'ladi.
Aqiqa marosimida demak mezbon xitoylik mehmonlarni ham taklif qilgan bo'ladi. U Xitoydan kelgan mehmonlar katta investorlar, katta pul egalari, imkoniyat egalari. Shu xonadon egalariga demak mezbonga yaqinlik tomoni bo'ladi-yu, ularni ham olib keladi. Shunda biz kamina u joyda hadis aytamiz. Hadis tugaydi, ma'no aytiladi, sharhullas ma'ruza ham tugaydi. Haligi mehmonlar men tomonga qarab yura boshlaydi tarjimoni bilan. Xotamjon degan yigit ekan. Juda shu Xitoy tilini yaxshi biladigan yigit ekan, tarjima qilib turibdilar. Xitoylik aytyapti. Hozir nima deding? Nima dediz hozir? Qachon? Hozir nima dediz? Hozirmi? Hadis aytdim. Arabchalab nima dediz? Arabchalabmi? Arabchalab Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini aytdim. Nega u meni yig'latyapti deydi? Ya? Payg'ambarimizning jumlalarini eshitayotgan odam yig'layapti. Voy birodarlar, payg'ambarimiz gapirganlarda odamning ruhiyatiga gapirganlar, unda til bilish shart emas ekan. Har qanday insonga ta'siri bor buni. Uchinchidan payg'ambarimizning aytgan hadislari muhtaramazlar. Zamonlar osha, davrlar osha, asrlar osha, kerak bo'lsa dahrlar osha. Qoyimdir, sobitdir. Qoyimdir, sobitdir. Bir paytlar kommunizm g'oyalarini o'qib gapirib bersak yaxshi baholar olar edik. Ov andomando. Endi u fikrlarni, u ma'nolarni hech kimga kerak yo'q. Payg'ambarimizning hadislari hech ham eskirmaydi. Dolzarbligini, ahamiyatini yo'qotmaydi. Kelinglar, Hazrat janobining Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislardan birini eshitaylik. Hozirgi Afg'onistonning Herot degan yerida 1642 yillar, shu 42, 41, 42 sal ixtilofi bor shu yerda. 1642 yillarda Hazrati Sultan ibn Ali ibn Muhammad Mulla Ali al-Qori al-Hirawi al-Makki al-Hanafi degan bir ulug' zot dunyoga keladilar. Mulla Ali al-Qori deydi bu odamni. O'sha paytda Herotda Afg'onistonda notinchlik holati ekan, oilalari bilan bular Makkaga ko'chib borishadi. Makkada Haytami degan bir ulug' zotga shogird tushib, bu odam katta alloma bo'lib yetishadi. Hozirgi yer yuzida darg'alarni qatorida bu odam. Darg'alardan bittasi Abu Hamid G'azzoli. Darg'alardan bittasi Mulla Ali al-Qori. Ulamo aytadi. Qur'on hadis yo'q bo'lmaydi hech qachon. Agar yo'q bo'lib ketib qolsa, Mulla Ali al-Qorini yozgan asarlari ummatni hidoyatiga sabab bo'ladi, to'la sabab bo'ladi degan. Ya'ni ummatni olib chiqib ketadi degan. Birodarlar, bu shunaqa katta odamlar bular. Yana Mulla Ali al-Qorini aytganki, Mufti Thaqalayni degan. Mufti Thaqalayni degani ikki olamning muftisi. Insonlarga ham fatvo berar ekanlar, jinlarga ham fatvo berar ekanlar. Bu shunaqa bir buyuk inson ekanlar. Mana shu zotni Hazrati Abu Hamid G'azzolini Ihyo ulumiddin, Ihyo ulumiddin, din ilmlarini tiriltirish degan kitobiga yozgan asarlarida, sharh asarlarida uni Aynul ilm deydi. Bizdagi nusxasida 2-chi bobi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innama ubayyinat li laylatal qadr. فخرجتم لأخبركم فجاء رجلان يختنقاني فمعهما الشيطان فنسيتها فالتسموها في التاسعة والسابعة والخامسة رواه أحمد أيت اللي يبتا حضرت پیغمبرمز رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحمت اتدلر Menga qadr tuni qaysi tun ekanligi aytilgan edi. Sharhi. Birodarlar, mana
Mubarak Recep hem tugab var yaptı. Bugün 22'sileri bu sekerek. Demek 8 gün bir yoldan, 30 gün bir yoldan, 38 günden ki Ramazan başlanadı. Ramazan'daki en katta büyük vakiyelerden bittesi Leylatul Kadir. Kelamı da etken ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليلة القدر خير من ألف شهر. Kadir tunu min aydan afzaldır degen. Min ay. Min ay degeni 83 yılı 4 ay degeni yeken. 83 yılı 4 ay degen de bir adam min ayını yüzünü korarken. Betteki gel. Şu tunda ibadet kılgen adam min aylık ibadet kılgen adamdan afzal degeni. Peygamberimiz ayet yaptılar ki şu tun kaysı tun ekeldeki eytilgenidir. Kays keçesi gelişe eytilgenidir. Şunu silerge eytemen deyip çıksam ikide adam geldi. Talaşıp geldi. Uruşup geldi. İkka o bilen beraber şeytan birge geldi. Şarkı. Braderler, mumun Müslümanını birbiri bilen telaş kılışı, dehaneki cengi, yine halideki gepler kılışı yakşı emastır. Aynısı mescidin içinde. Taşkarıda bosa günah. Taşkarıda dehaneki cengi ise. Mescidde içinde kıpasa şu işini. İlhad deydi, ilhad. İlhad degeni şirki billah bilen beraber. İlhad degeni adam öldürüş bilen beraber. İlhad degeni bu yaman nerse, kişe iş degeni. Hatta ilhad kılgellerge araylaşıp bu meydi. Mesela iki de adam mescitte birbiri bilen tıngır tıngır mıngır mıngır kılgetken bosa, hey hayırda oturup siler, Allah'ını beytte oturup siler deyip bu meydi. O şeyler bilen beraber bu kalasız. Yolu bitti. Ularga salam verirler eken. Esselamu aleyküm deyiler eken. Çünse çünde şu kinaya salam. Ularga araylaşıp bu meseken. Koyun ki birbiri bilen cancel kıladigen, birbiri bilen tortuşa digen adamlar bilen şeytan birge böler eken. Ular Rahman bilen yürmese gelirler. Ular şeytan bilen bile yürer ekenler. Peygamberimiz et yaptılar. İkide adam geldi, uruşup, teleşip geldi. O bilen beraber şeytan birge geldi. Men unuttum Kadir tunu, kaysı tun ekelligini. Etibar verin. Men unuttum Kadir tunu, kaysı tun ekelligini. Başka rivayette bu unutuşum şayet sizler için yaşı olsa. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir tününü unut koyuptiler mi? Kitabı da itedi, kelamı da itedi. Ey Resulallah, biz haklegen nerseni sizge eittirurmuz. Biz istegen nerseni sizden unutturumuz. Demek Peygamberimiz bir nerseni eitişleri hem Allah'tan eken, unutuşları hem Allah'tan eken. Ketide eiti yaptılar. Mene şu unutuşun sizler için yakşı olsa. Az yakşılamanla eiti otamız. Olas ikide adam bile geldi. Şeytan ular bilen birge geldi. Men unuttum. Endi sizler Leylatul Kadir'ni 29'dan 27'den 25'den aktarıyorlar degenlerini Hazreti İmam Ahmet keltir yaptılar. Hop şinerli damla. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir tününü kaysı tün ekelligini eytemen deyip çıksam ikide adam uruşup geldi, şeytan birge geldi. Men unutup koydum Kadir tünü kaysı tün ekelligini. Endi 29'dan, 27'den, 25'den aktarıyorlar. Bunu toyda ne makinesi eğitir domla? Cevap ne işteyin? Muhterem azizler, eri hatın birincisi mehirde, mehabbette tursun, ikincisi arasta bolsun, üçüncisi cancel kımasın. Mana şu üçte altın koyda var. Mehirde, mehabbette turgun, öz ara hürmette turgun. Eğer bosa şu sabab, eğer bosa şu cihat, eğer bosa şu hac. Hazreti Peygamberimiz merhamet kıladılar. Fıstavsu bin nisei hayran. Ayollerge şirin gebleri izi gebiriler. Ayolleringizge şirin sözlerini eytiler.
ayoliga shirin so'z aytgan ayol kishi eriga shirin so'z aytishi shuni o'zi dindir. Ikkinchisi orastalik. Orastalik poklik degani. Mana tirnoq-pirnoqlar qo'ymasin. Unda g'usl bo'lmaydi. Unda tahorat turmaydi. Tirnoq yomon amal hisoblanadi, harom amal hisoblanadi. Uni odam o'rganadigan narsa, u go'zallikka kirmaydi. Ikkinchidan badanidagi aytilgan narsalarni ketkizsin. Uchinchidan hovli joyda ahlatlar, ivirsiqlar to'plamasin, mumkin emas. Mana shu ham baxt ekan, mana shu saodat ekan. Biz aytmoqchi bo'lgan narsa uchinchisida. Nuqul janjal qiladi bir-biri bilan. Dahanaki jang. Birodarlar, jang bo'lsa, jangu jadal bo'lsa, yoki shunaqa kayfiyat bo'lsa, bir-biriga shunaqa gaplarni gapirsa, o'zidan o'zi shayton birga bo'lar ekan. U xonadonda yaxshilik chiqmas ekan. Ko'rmaysizmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni? Men unutdim. Ya'ni janjallashishni o'zi er-xotin bir-biriga teskari turib, shuni o'zi kasofat ekan. Kasofat degani berkitish degani. Bir-biri bilan janjal qilsa, rizqi berkilib qolar ekan. Kelayotgan rizq uzilib qolar ekan. Agar janjal qilsa, oilasidan baraka ko'tarilar ekan. Baraka payg'ambarimizning hadislarida. Baraka ko'tarilishining birinchi belgisi bu kasallikdir dedilar. Janjal qilaversa, bir-biri bilan g'idi-g'idi, ming'ir-ming'ir qilaversa, oilaga kasallik kirar ekan. Uchinchidan, birodarlar, janjallashgan odamlar, bir-biri bilan dahanaki jang qilgan odamlar, shunaqa kayfiyatdagi odamlar, qolgan jamiyatga ham kasofati bo'lar ekan. Qolganlarni ham asabiga tegar ekan, qolganlarni ham kayfiyatini buzar ekan, qolganlarni ham tabini tirriq qilar ekan. Payg'ambarimiz aytibdilar, men unutdim Qadr tuni qaysi tun ekanligini. Bu unutishim sizlar uchun yaxshilik bo'lsa. Iya, domla, Qadr tuni noaniq bo'lib qopti, bu bizga yaxshilik bo'ladimi? Yaxshilik bo'lishini eshiting. Nima uchun Qadr tuni noaniq? Unaqa noaniq narsalar ko'p. Bittasi Qadr tuni, ikkinchisi jumada yashiringan soat. Shunaqa hadis kelgan. Jumada bir soat yashirindir. Ul soatda bandalarni duolari rad bo'lmaydi. O'sha soat qaysi ekanligini hech kim bilmaydi dedilar. O'sha ham yashirin bo'lib qolgan, hech kim bilmaydi. Payshanba kuni kechqurunmi, kechasimi, ertalabmi, bomdoddan keyinmi, yo imom domla xutbaga chiqqanlaridami, qaysi biri, kim biladi? Hech kim bilmaydi. Uchinchi sir, o'rta namoz qaysi ekanligini hech kim bilmaydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة الوسطى degan o'rta namozni saqlang. Ba'zi aytadi, o'rta namoz bu asr namozi deydi. Ba'zi ulamo aytadi, o'rta namoz shom namoz. Shuni hech kim bilmaydi. Laylatul Qadrni ham hech kim bilmaydi. Nega unaqa? Javobini eshiting. Inson shunaqa ekanki, birodarlar, agar bu narsalarni mohiyatini, haqiqatini, sirrini bilib qolsa, boshqa ibodatlarni, boshqa zikrlarni, boshqa insoniylik majburiyat va mas'uliyatlarni yig'ishtirib qo'yar ekan. Makkaga borgan birodarlarimiz telefon orqali savol beryapti. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qordomlar Makkadamiz. Iya, muborak bo'lsin. Bizni ham duo qiling, hammamizni duo qiling. Qordomlar, sizga bitta savol bor. Ha, xo'p. Bu yerda o'qilgan namoz, ya'ni haramda, Ka'bada o'qilayotgan namoz 100 ming rakatga tenglashadimi? Ha, tenglashadi. Shunaqa deganlar kitobda. 100 ming rakatga tenglashadi deganlar. Undan ham ortiq deganlar. Haramdagi, Ka'badagi masjid, meni masjidim deganlar, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlari, uchinchisi Aqso. Shu uchta joyda o'qilgan namoz 100 ming rakatga tenglashadi, ma'nosida hadis bor. Tenglashadi desak, berayotgan savolni qarang. Xo'p, unaqa bo'lsa domla,
100 bin rakatga tenglashsa o'qimagan namozlarimni shetda o'qib olsam rajut ekanda. Ha birodar, agar seni hisob kitobing bilan qilsang, mana shunaqa fikring bilan qilsang, kelayotganingda Robbimizni qarzdor qilib kelasan. Aytmoqchiki, mana shu yerda namozimni o'qib qo'ysam qolgan hammasi soq. Birodarlar, inson bilib qolsa buni, qadr tuni, qaysi tun ekanligini, o'sha qadr tunini o'ziga qatnashib qo'yar ekan. Bo'ldi, namozda boshqa ko'rmaysiz uni. Boshqa musulmonchilikni ham qilmaydi. Ha, desangiz, biz qadr tuniga qatnashganmiz, falon kuni edi. Shuning uchun bu sir bo'lib qolgan ekan, mavhum bo'lib qolgan ekan. Xulosa shuki, muhtaram azizlar. Oilada farzandlarga poklikni, orastalikni, eng asosiysi bir-birini sevishni, janjal qilmaslikni o'rgataylik. Bir-biri bilan g'idi-g'idi qilmasin, janjal qilmasin, bundan qo'rqsin, o'zaro janjal qilishdan, bundan qo'lini, tilini, ongini, fikrini tortsin. Bu yomon ishlar ekan. Alloh taborak va taolo barchaga tavfiq bersin, rushd bersin, hidoyat bersin. Bu va bu kabi hadislardan ko'p aytiladi. Aytilaveradi. Shoyat bu quloqlarga kirsa, shoyat bu qalblarda jo bo'lsa, shoyat bunga amal qilsak, haq janobi Rasulullohdan barchamizga shafoatlar nasib bo'lsa. Ey Allohim, Hazrat Rasulullohning shafoatlaridan barchamizga nasib etgin. Chahor yor, bo safodan Allohim rozi bo'lsin. O'tgan olim ulamoni Allohim rahmat aylasin. Bo'layotgan to'ylar muborak bo'lsin. Yoshlarini Allohim baxtini, saodatlarini bersin. Mehr mahabbatlarini bersin. O'zaro ahillik, inoqlikni nasib etsin. Solih solihalar bersin. Haloli moli davlatlar bersin. Ofatlardan, balolardan asrab qo'ysin.